Siyasetteki meselelerimizi konuşacağız, değerlendirmeler isteyeceğiz hocamızdan. Merhabalar hocam. Merhabalar, iyi yayınlar bir hafta aradan sonra. Umarım iyisinizdir. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Sıcak yaz günlerinde dünyayı ve Türkiye'yi izlemeye devam. Gerçekten her anlamıyla sıcak geçiyor. Evet, evet öyle. Dünyada da bir takım olaylar var. İstiyorum ki dediğim gibi önce dışarıyı konuşalım, sonra içeriği konuşalım. Rusya ile başlayalım mesela. Rusya'da ne oldu hocam? Şimdi şöyle bir yorum yapıldı. Hem bu yorumu sormuş olayım. Putin'in tahtı sarsıldı yorumları. Olayla ilişkilendirerek anlatın bize. Bu bir. Bir de Sadat yeniden akıllara geldi aslında. Bir ilişki kurmak gerekirse oradaki olayla bizim Sadat arasında, buradaki Sadat arasında bir ilişki, bir bağ kurmak gerekirse Rusya'da ne oldu? Putin'in tahtı mı sarsıldı? Sadat niye akıllara geldi? Sonra oradan da Fransa'ya geçelim. Yani aslında tabii ki Putin'in tahtı belki de sarsılması ama tam olarak Putin'in devrilmemesi üzerine kurulu bir şey izledik gibi geliyor bana. Neticede dünyadaki imajı Putin'in Wagner paralı asker örgütlenmesinin, ki bu örgütlenmenin özellikle Afrika'da farklı ülkelerde üstlendiği işler olmakla birlikte asıl adını duyurduğu vaka son zamanlarda Ukrayna'nın özellikle Doğu bölgesine dönük Rus askeri işgal operasyonunda büyük bir rol oynaması. Şimdi burada kritik nokta şudur. Mesele tabii ki sadece Rusya'da değil. Genelde otoriterleşen rejimlerde, yani muhalefetin baskılandığı, medyanın, fikir özgürlüğünün ortadan kaldırıldığı, demokratik siyasal partiler arasında eşit, adil bir rekabetin ortadan kalkmaya başladığı, muhalefetin görüntüde var olduğu yarı otoriter ya da otoriter rejimlerde bir süre sonra iktidar muhalefet oyunu partiler arasındaki rekabetten giderek devlet içerisindeki aygıtlar, kuvvetler arasında, klikler arasındaki rekabete kaymaya başlıyor. Şimdi Rusya'daki olayı da ben böyle okumaktan yanayım. Yani artık Putin'in herhangi bir siyasi alanda partiler düzeyinde, aday düzeyinde rakibinin olmadığı görülüyor. Nitekim büyük olasılıkla yaptığı anayasa değişikliğinin de etkisiyle kendisini ömrü tamamlanana kadar Rusya'nın devlet başkanı olarak konumlandırıyor. Bir tür imparator ya da bir çar yeniden görüntüsüyle. Dolayısıyla burada artık devlet içerisindeki paylaşım, rekabet kavgası. Çünkü siyaset dediğimiz şey özünde kaynakların nasıl ve kimler lehine kullanılacağı ile ilgili bir rekabetin konusu. Aynı şey demokratik siyasette de böyle. Yani partiler kaynakları kimin için kullanacaklarını öncelikle ilan ediyorlar. Öyle değil mi? Yani ya büyük bir halk kesimi lehine, ya bir sınıf lehine, ya da bir dar grup lehine çıkarları kullanma, maksimize etme eğilimi var ekonomik olarak. Bu yüzden Rusya'da otoriterleşen bu düzende özellikle askerileşen strateji, yani güvenlikleşmiş bir siyaset anlayışı giderek öne çıktı. Ukrayna Savaşı tabii bunu daha da ileri bir noktaya taşıdı. Ha, bunun başlangıç noktası neresidir derseniz tabii ki işi Çeçen Savaşı'na, daha sonra 2014'te Kırım'ın ilhakına kadar götürebilirsiniz. Oradan itibaren Kırım ilhakı 2014 sonrasında Rusya'da gerçekten bir çarlık, imparatorluk stratejisi izlenmeye başlandı. Yani aslında bizde de zaman zaman izlerini gördüğümüz, hani yeni Osmanlıcılık dediğimiz akımda olduğu üzere, işte biz büyük bir imparatorluktuk fakat bizi işte bir şekilde iç ve dış güçlerin ihanetine uğradık. Bu imparatorluğu parçaladılar, elimizden Ukrayna'yı, işte hatta yapay devlet Finlandiya'yı aldılar. Bu yüzden de biz geçmişte yaşadığımız hataları şimdi telafi ediyoruz, yeniden büyük Rusya'yı kuruyoruz. Şimdi dikkat ederseniz aynı şey Amerika'da Trump'ın kampanyasının başlığıydı. Yani Amerika'yı yeniden muhteşem, güzel günlerine döndüreceğim. Yani bir geçmiş var bu sağ siyaset, otoriter sağ siyaset anlayışlarında. Fakat bu geçmişi, işte o yüce günleri bir takım iç ve dış hain odaklar tarafından baskılanmış, tarihte bir ihanete uğrama süreci yaşanmış. Şimdi yeniden güçleniyor mesajı veriliyor. Putin bunu verdi. 2014 sonrasında özellikle Kırım'ın ilhakı sadece Kırım ilhakı meselesi değildi. Yani Kırım tabii ki jeopolitik olarak
çok kritik bir noktadır. Yani Kırım Savaşı'ndan başlatıp, hatta bazı tarihçiler 0. Dünya Savaşı derler. İlk kez küresel anlamda birçok ülkenin aynı anda bir cephede savaşa tutuştuğu bir savaştır 19. yüzyıldaki Kırım Savaşı baktığınız zaman. O yüzden Kırım jeopolitik olarak evet çok önemlidir ama iç siyasette Putin bunu bir muhteşem yeniden yükselen işte Çarlık Rusyası imajıyla kullandı. Ukrayna operasyonunda da bunu bir adım ileriye taşıdı. Fakat bunu yaparken iç siyaseti ve dış siyaseti o kadar çok güvenlikleştirdi ki, o kadar çok güvenlik aygıtı üzerinden ilerletmeye başladı, diplomasinin kanallarını kapatmaya başladı ki, haliyle devlet içerisinde bu işte daha öne çıkan askeri aygıtlar, özel askeri aygıtlar veya devletin içindeki kamusal askeri aygıtlar, Putin üzerindeki etkilerini ya da devletteki ağırlıklarını arttırma arayışına girişti. Nitekim biliyoruz ki Wagner aslında Ukrayna'daki özellikle Donetsk bölgesi, Donbas denilen doğu bölgesindeki faaliyetleriyle Ukrayna'daki başarıların, kazanımların sahibi biziz. Ama bu başarıları, kazanımları daha ileri götürmemizi engelleyen işte Savunma Bakanı Şoygun ve Genelkurmay Başkanı. Bunları görevden al diye bir süredir zaten Putin'e bir basınç uyguluyorlardı. Şimdi en son aşamada bunların yerine kendi istediği gibi bir güvenlik aygıtını devlette Putin'in yanında inşa etme adına yaptığı uyarılardan sonra iş öyle bir noktaya geldi ki bir baktık işte Rostov'dan, sınırdan, doğudan Rusya'ya girildi. Yukarıya doğru, Voronej'e doğru çok çabuk bir gün içinde ilerledi Wagner kuvvetleri ve hiçbir direnişle karşılaşmadı. Neredeyse Moskova'ya 2 saat kala Putin tarafından bir anlaşmaya ulaşıldığı, Belarus aracılığıyla bir anlaşmaya ulaşıldığı gösterildi. Şimdi bu büyük, muhteşem, işte çok güçlü görünen, her şeyin tek elde toplandığı bir liderin her şeyi aslında tamamıyla kontrol edebildiği yönündeki Putin etrafında örülen hikayenin, anlatının bir büyük oranda aşınmasına yol açtı. Belki de amaç buydu. Belki de amaç Putin'i koltuğundan indirmek değildi. Sonuçta Putin bir dirençle karşılaşmadı. Wagner kuvvetleri Rostov'da da öyle, aynı şekilde Voronej'de öyle. Ve daha ilerisi bir iç savaş senaryosunun da tetiklenebileceği söz konusuydu. Ve Putin aslında bir bakıma ben iç savaşı önledim, Rus'un Rus'u öldürmesinin önüne geçtim, Batı'nın oyununu bozdum propagandasını şu anda uygulayarak, anlatarak bir bakıma o aşınmış imajını şimdi yeniden tamir etmek istiyor. Ama görüntü itibariyle yani verilen mesajlara baktığınız zaman özellikle Wagner kuvvetlerinin işte hiçbir yargılamaya tabi tutulmayacak olması, yine Wagner komutanının işte Belarus'a gidecek olması, bütün bunlara baktığınız zaman zaten 2 saat kalmış Moskova'ya girişine bir kuvvetin geri çekilmeyi kabul etmesi bir anlaşmanın sonucudur. Büyük olasılıkla istenilen düzeyde bir takım tavizler edinildi ve bu bir yola dönüşecek muhtemelen şimdi Rusya'da. Yani Putin'e demokratik siyaset yoluyla istediklerini artık toplum farklı kesimler yapamasa bile elinde kuvveti olanlar, elinde zorlama baskı gücü olanlar artık Putin iktidarında yapmak istedikleri şeyleri bu tarz zayıflıkların üzerine giderek yapabileceklerini büyük oranda görmüş oldular. O anlamıyla Putin imajı düzeltmeye çalışsa bile zayıflığın görünür olduğunu ve bunun önümüzdeki günlerde muhtemelen Ukrayna Savaşı'na da yansımalarının olacağını düşünüyorum. Ne anlamda? Çünkü Wagner bu işin içerisinde kendisini başarının ya da ilerlemenin veya direncin, Ukrayna ordusu bir süredir doğuya doğru bir hamle yapmaya çalışıyor ve burada savunma hattı kuruyor Rusya. Dolayısıyla buradaki bir başarısızlık, yani bir geri çekilme, örneğin Rusya'nın yeniden Ukrayna'daki elde ettiği toprakları kaybetmesi veya hatta daha ileri giderek Kırım'da böyle bir kaybın yaşanması, zaten iç kamuoyunda ödenen ekonomik bedeller, yaptırımlar ve dünyada yalıtılma imajı ile birlikte Putin'in işini biraz daha zorlaştıracaktır. Çünkü Putin'in anlatısı başarılı bir askeri strateji. Yani biz bu riski aldıysak, biz buraya girdiysek bunun karşılığında büyük kayıplar vermemeli ya da dünyada yenilgiye uğramış imajına kapılmamamız. Ne olursa olsun şunu unutmamak lazım. Ukrayna kuvvetleri ilerlediğinde Batı'nın Rusya ile direkt bir cepheleşme içine girmekten kaçındığını ve NATO'ya Ukrayna'yı almadığını ama silah yardımı yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir durumda henüz NATO'ya alınmamış bir Ukrayna'nın bile Rus ordusunu ya da Rusya'yı geriletmiş olduğu gibi bir imaj oluşacak ki
özellikle Suriye cephesinde kazandığı Akdeniz'e inme stratejisi çerçevesinde Rusya'nın askeri stratejisinin bu sefer Karadeniz'de zayıflaması gibi bir ihtimal ortaya çıkabilir. Bu da iç siyasette Putin'in belki daha fazla stratejisinin tartışılır hale gelmesine yol açabilir önümüzdeki günlerde. Ama bunun askeri zorlayıcı güçlere karşı herhangi bir şey yapamadığına göre Putin, yani Wagner kuvvetlerine son derece neredeyse yumuşak bir tavır aldığına göre, asıl sertliği bundan sonra elinde sadece kalemi sözü olan diğer eleştiren muhaliflere yine yönelteceğini de düşünmek mümkün bütün otoriter rejimlerde olduğu gibi. Şimdi bu tablo bana pek de yabancı gelmedi. Yani anlattığınız tablo pek de yabancı gelmedi ama bu imajın düzelmesinin bir yolu var mıdır? Yani büyük oranda Putin'in bütün kuvvetleri tek elde kendisinde topladığı yanılsamasından belki kurtulmasına yol açabilir. Çünkü hiç de öyle olmadığı görüldü bana kalırsa. Evet, bir güçlü liderlik görüntüsü Putin döneminde dünyaya işte etki eden, dünya siyasetine yön veren, yeniden büyük bir Rusya siyaseti inşa eden lider gibi görünse bile sonuç olarak Putin kendi eliyle belirli aygıtları daha fazla öne çıkartmaya başladı, zorlayıcı güçleri. Bir de unutmamak lazım, içeride özellikle kayıpların Rusya'da, Ukrayna'dan gelen kayıpların çok olmaması adına hem bu paralı askerlerin kullanılması hem de özellikle içerideki özel cumhuriyetlerin federasyona bağlı idari birimlerde olabildiğince işte yoksul halk çocuklarının savaşa cepheye sürüldüğü. Dolayısıyla toplumun özellikle belki de Moskova ve St. Petersburg'un savaşın asıl acılarını, yani evlat acısını çok fazla hissetmediği bir strateji izlemeye çalışıyor uzun süredir Ukrayna'da. Böyle olduğu için belki de savaşın etrafında bir orta sınıf dinamizmi yarattı. Yani evet, ekonomik olarak bize baskı yaptırımı uygulanıyor ama biz bunu elimizden alınan Ukrayna'nın işte bize ait olan topraklarını aldığımızda bir süre zorluktan sonra zaten yeniden kendimize geleceğiz. Yani çok aslında az önce siz de söylediniz, benzer bir hikaye bu. Yani bizde de öyledir ya, işte ekonomik olarak zordayız ama merak etmeyin, biz sonuç olarak işte yeniden 100 yıl sonra işte Türkiye'yi Osmanlı'nın muhteşem günlerine döndürmeye çalışıyoruz. İşte bir dönem eski Dışişleri Bakanı'nın söylediği 100 yıllık parantezi kapatıyoruz cümleleri vardı hatırlarsanız. Böyle bir ortam, yani geçmişin canlandırılması daha iyi günlerin geleceğini gösterip ekonomik olarak toplumdan fedakarlık isteme. Daha biz 1,5 ay önce bu söylem etrafında bir seçim stratejisi izledik. Yani ekonomi bu kadar kötüyken, halkın alım gücü düşmüşken topluma işte ekmek bulamayabilirsiniz, domates bulamayabilirsiniz, soğan bulamayabilirsiniz ama bunu telafi edebilirsiniz ama vatanı bulamazsınız söylemi, ikilemi dayatılmıştı. Benzerdir bu strateji. Yani ekonomik olarak durum kötü olabilir ama daha iyi günler gelecek. Büyük Rusya için, vatan için fedakarlık yapın. O Putin'in ekonomik söyleminin de altyapısı hala belki de etkisini sürdürüyor. İdeolojik aygıtlar, televizyon, medya muazzam düzeyde zaten muhalif söylem alanlarını kapatmış durumda Rusya'da da. Böyle bir ortamda Putin kendi içerisinde çok güçlü olduğunu düşündüğü bir anda ben başarılarda artık bu kadar senin için kritiksem, o zaman bana daha fazla söz hakkı vereceksin diyen kendi muhalefetini belki yaratmış oldu. Şu anda izlediğimiz tablo saray oyunları, saray içindeki entrikalar, saray klikleri arasındaki mücadeleye dönüştü. Demokratik siyaset çekildi, meclis etkisizleşti. İş siyasette iktidar muhalefet kavgası saray klikleri arasındaki kavgaya döndü. Hep olan budur zaten. Ya bir de şu var, ben varsam devlet var. Hani devleti kendinle bütünleştirmek, eğer ben gidersem yani çirkin olacak ama ülke kalmayacak, ülke bitecek, devlet yok olacak anlayışı da var buna hizmet eden ve inananlar da var ne yazık ki. Orada ya da burada. Ama şunu unutmamak lazım, ben bunu hangi ülkede olursa olsun söylüyorum. Şimdi modern devlet dediğimiz şey, kişilere, şahıslara bağlı olmayan, devamlılığını kişilerin kaderinin ötesine taşıyan devlettir. Bir devletin büyüklüğü her şeyini bir kişinin yapacaklarına bağlı olmasıyla ölçülmez. Günümüzde artık öyle değil. Yani asıl mesele makinenin, kişiler gelir gider ama makinenin işleyişinin aynı şekilde devam etmesidir. Bakın dünyanın, işte hep örnek verir insanlar, küçücük ülke işte Konya kadar yüz ölçümü var, Hollanda
İşte bu ama Türkiye'den daha fazla dünyaya tarımsal ihracat yapıyor. Ne kadar işte modern büyük bir ülke diye. Hollanda parlamenter sistem ve koalisyonlarla yönetiliyor. Aylardır bir sürü seçim yaptı, bir sürü koalisyon kurulup bozuldu. Hükümet kurulamıyor ama makine işliyor. Yani bir parti geldi gitti, bir kişi geldi gitti. Buna göre hiçbir şey değişmiyor. Dünyanın gelişmiş modern devletlerine bakın özellikle. Bunların hiçbirinde bir kişinin gitmesinden sonra o refahın, işte demokrasinin, hukukun, adaletin tamamıyla ortadan kalktığını ya da kazanımların ortadan kalktığını görmüyorsunuz. O bakımdan bu daha ziyade işte kendi kaderini bir ülkenin devletin kaderiyle birleştirerek kendisinin siyaseten kaybetmesinin önüne geçmek isteyenlerin açıkça ben kendi çıkarımı savunuyorum demek yerine ben aslında hepinizin çıkarını savunuyorum demek için bulduğu bir örtüdür. Bu bir bahanedir yani. Sonuçta bir kurulu ilişkiler ağıyla siz uzun yıllar boyunca iktidarda devlette oturursanız bir süre sonra sahip olduğunuz ilişki ağlarıyla, yönettiğiniz unsurlarla, sahip olduğunuz kaynaklarla birlikte oradan artık gitme fikrine çok uzaklaşırsınız. Nitekim otoriterleşme yolundaki en büyük risk de zaten bu meselenin giderek yerleşmeye, yönetenler açısından böyle algılanmaya başlamasıdır. Yönetilenlerin de buna prim vermesi tabii en büyük problemlerden biridir. Evet, şimdi onu söyleyecektim. İnandıran bir bahane, yeniden seçilmeye inandıran bir bahane olacak. Ben devletim, ben gidersem bütünlük gider, ülke elden gider bahanesi ve bir yandan da kendine zemin buluyor dediğiniz gibi inanmaya çok açık bir toplumda iktidarlar sürdürülebiliyor bu şekilde. Sadat'la bir bağlantı kuracak mısınız siz? Ben açıkçası Sadat meselesinden şu an daha uzakta bir yerde, daha ziyade özellikle 1980 sonrasında ama AKP döneminde daha da hızlanan Fethullahçı yapılanmayla daha ziyade benzetebileceğimi düşünüyorum şu aşamada. Yani bir tür güvenlik aygıtında, mülkiyede, askeriyede, işte yargı organında giderek kendisine yer açan, buralarda örgütlenen ve bir süre sonra özellikle 2007-2010 sürecinde işte Ergenekon balyoz davaları, bu davalar sürecinde işte muhaliflerin sindirilmesinde gördükleri işlev bu yapının ve hemen arkasından biz senin önünü açtık, biz senin işte bu gibi yapılar tarafından engellenmeni, tırnak içinde bürokratik askeri vesaire tarafından iktidar olmanı engelleyenleri tasfiye ettik ama şimdi bunun karşılığında devlet iktidarından payımızı daha fazla istiyoruz, daha fazla söz hakkı istiyoruz diyen ve bu anlamıyla işte MİT krizi hemen arkasından gelen girişimler, ondan sonra işte dershanelerin kapatılmasıyla verilen yanıt ve en son 15 Temmuz'a uzanan süreç. Dolayısıyla ben biraz daha devlet aygıtları içindeki özellikle de baskıcı aygıtlar içerisinde birincil devletle paralel devlet arasında bir kuvvet paylaşımı kavgası olarak hissettim ilk haberleri gördüğümde. Daha sonrasında ise fakat burada Putin'in aslında bunlarla yine de henüz kaybetmeyi göze alamadığını, Ukrayna Savaşı yüzünden elinin kolunun büyük oranda bağlı olduğunu ve bu anlamda da aslında bir müzakere yoluyla bir takım tavizler verdiğini düşünüyorum. Bu anlamda bir artık güç dengesinin önümüzdeki günlerde farklılaşacağını Rusya'da sezebiliriz. Bekleyip görelim Rusya. Yarın nasıl bir Rusya olacak? Şimdi Fransa'yı da konuşalım. Fransa kısa geçmişte de yani sürekli eylemlerle anıldı. İşte sarı yeleklilerden tutun da farklı birçok eyleme ev sahipliği yaptı. Ama sonuncusu belki daha mı fazla konuşuluyor ya da daha mı şiddetli ya da çıkış sebebi mi daha farklı? Fransa'da ne oluyor? Macron ne yaptı da Fransa'da bir ayaklanma oldu ya da bu bir ayaklanma mı, bu bir isyan mı, bunun doğru adı nedir? Ve bununla beraber olarak da neden Fransa'daki olaylardan sonra mülteciler bir kere daha gündemde ve neden Türkiye Fransa'daki meseleden ders almalı yorumları yapılıyor son bir haftadır? Aslında tartışma mülteciler üzerinden kurulmakla birlikte unutmamak gerekir ki Fransa'da özellikle Kuzey Afrikalı ciddi bir göçmen nüfusu zaten var ve şu anda bu isyanın içerisinde yer alan kuşaklara baktığımız zaman birçoğunun da bu göçmen kuşakların orada doğmuş çocukları olduğunu da belirtmek lazım. O yüzden artık bunlar için mülteci demek ne kadar doğru bundan emin değilim. Yani aslında kendileri de artık
Fransızlaşmış kuşaklar bunlar büyük oranda. Yani içlerinde mutlaka yeni gelenler, yeni göçenler var ama asıl göçmen kuşağının artık yeni sistemde kendisine belki çok yer bulamayan ya da ekonomik olarak, sosyal olarak o kuşakların dışlanmış çocuklarının ya da suça itilmiş, ekonomik, sosyal, eğitimsel açıdan olanaklardan yoksun bırakılmış çocuklarının geliştirdiği bir şiddete yönelen tepki biçimine tanıklık ediyoruz. Bu yeni değil aslında. Avrupa'da zaman zaman bu gibi yükseliş dalgalarının özellikle şiddet olayları aracılığıyla olduğunu görürüz. Yani daha çok uzak bir örnek olarak değil ama işte Dünya Kupası yaşanırken örneğin Belçika ve Hollanda'da Faslıların işte maç sonrasında yaptıkları kutlamaların bir anda işte arabaların yakılmasına, karşılıklı çatışmalara uzanması Avrupa sokaklarında çok da uzak bir örnek değil. Dolayısıyla Avrupa'da zaten bu ateşi sömürgecilik geçmişinin, yani geçmişte sömürgecilik faaliyetleriyle yaptıklarının kendi içinde birikmesi ve bu birikimin zaman zaman açığa bu şekilde çıkması durumu söz konusu. O anlamda hani sıfırdan hiç olmayan bir şeye tanıklık ettiğimizi söylemek mümkün değil. Ama bunun boyutunun belki geçmiştekilere göre hem mekansal yayılım, yani ülke genelinde coğrafi yayılım, hem de henüz sönümlenmemesi zaman açısından baktığımızda da giderek yayılması ve tabii ki Macron iktidarının bu anlamda bu işi ortadan kaldıracak ya da bir çözüm üretebilecek politikalardan mahrum olduğu görüntüsünün yaygınlaşması. Yani burada da aslında demin Rusya'da Putin için konuştuğumuzun bir benzerini ifade etmek mümkün belki de. Burada ise Macron iktidarının zayıflığının görünür hale geldiğini ifade edebiliriz. Dolayısıyla evet, bu isyanlar işte belki bir sığınmacı ailenin, geçmişte oraya gelmiş bir ailenin belki çocuğunun öldürülmesi polis tarafından ve buna karşı uğradıkları ayrımcılığı protesto etmek için başlattıkları ve sonra şiddet dalgasına dönüşen isyanlar olmakla birlikte bir yandan da özellikle ortalama Fransız seçmeni üzerindeki etkisini de ölçmek lazım. Yani şunu unutmayalım, Macron'un şu anda iki seçimdir kazanmasına rağmen en büyük rakibi, ikinci sırada artık ikinci tura geldiğinde en büyük rakibi aslında geçmişten beri işte Le Pen'in hareketi başlattığı, işte aşırı sağcı, göçmen karşıtı olarak bilinen güvenlikçi hareket ve bu hareketin önümüzdeki dönemde daha da güçlenme ihtimalini, seçmen karşısında daha fazla destek bulma ihtimalini görmek lazım. Bu da Fransa'yı önümüzdeki dönemde biraz daha katı, yine daha güvenlikçi belki, daha otoriter bir çizgiye getirebilir ve belki de Fransa'da önümüzdeki seçimlerde, ki Marine Le Pen kendisi yerine liderliğe getirdiği isme baktığımızda kısmen farklı toplum kesimlerine de seslenebilecek biraz daha ılımlı bir lider adayını oraya yerleştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunun da etkisiyle birlikte belki daha önce Le Pen'in partisi kazanmasın diye karşısında kim varsa ona veren seçmenler belki bu sefer bir de bunu deneyelim. Yoksa bak işte ülke içerisinde sokağa çıkamaz hale geliyoruz. Başka türlü bir güvenlikçi tedbirler alınmazsa bu konuda belki işler daha kötüye gidecek korkusunun yayılma ihtimali çok fazla şimdi bu olayların sonrasında. O yüzden ben bunun Fransız siyasetine de önümüzdeki aylarda mutlaka etkisinin olacağını düşünüyorum. Eğer tabii ki Fransa için de geçerli, bu Türkiye'de de böyle. Aşırı sağ Avrupa'nın genelinde göçmen meselesini toplumda bir rahatsızlığın olduğunu görür ve kötüye kullanır. Dolayısıyla özellikle Fransa'da işte Mélenchon, sol sosyalist yapılar ya da Avrupa'nın farklı bölgelerinde Almanya'da AfD'nin ırkçı yine görülen partinin yükselişi, bunun karşısında sol sosyalist toplumsal ve siyasal yapıların böyle bir sorun yokmuş gibi, yani hiç böyle bir problem yokmuş gibi kapatıp bu konuyu tamamıyla yok saymalarının da aslında aşırı sağ hareketlerin güçlenmesine yol açtığını unutmamak lazım. Çünkü aşırı sağ hareketler ekonomik olarak geçmişteki neoliberal özelleştirmeci politikaların yerine aynı zamanda soldan ödünç aldıkları kavramları kullanmaya başladılar. Yani sosyal devlet, sosyal adalet, ekonomik fırsat eşitsizliklerinin giderilmesi. Bunun yanına ne yapıyorlar? Enternasyonalizm yerine daha nasyonalizm, yani milliyetçi bir çizgiye ekliyorlar. Geçmişte bunu belki daha radikal şekilde
Adolf Hitler yapmıştı. Yani Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi olarak bu örgütlenmesini geliştirmişti kendisini. Evet biz de toplumcuyuz, işte sosyalistiz ama biz nasyonaliz. Daha biz milliyiz vurgusu. Şimdi bu risktir. Yani faşizmin yükselişi genelde solun temalarının bu şekilde milliyetçi temelde sömürülmesiyle ortaya çıkar. Bence Fransa'daki olaylar karşısında aynı zamanda bir küresel risk olarak da ele almak gerekiyor. Bir faşizm yükseliş dalgasının bu dönemde oluşabilmesinin koşulları artık görülüyor dünyada zaten. Trump'ın kazanması hatta şimdi bir daha kazanması olasılığı. Böyle bir ortamda benim özellikle vurgulamak istediğim böyle bir sorun yokmuş gibi toplumlar bunu hissetmiyormuş gibi yok saymamak. Türkiye'de mesela uzun süre sosyalist, sosyal demokrat partiler yok saydılar bu meseleyi. Ciddiye almadılar. Şu mu? Seçimin ikinci turuna kadar konuşulmadı bile Türkiye'de bu konu. Şu mu hocam? Şimdi bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlık Fransa'daki gibi bu böyle olaylara sebep oluyor ve bu da sahan yükselmesine neden oluyor. O halde toplumlar hiç fark etmez nerede olduğu bir düzenden rahatsız ve bir değişiklik talebinde mi artık? Böyle mi yorumlayacağız bunun neticesini? Tabii şöyle düşünün, bir küresel rahatsızlık var, bir de bunların tek tek ülkelerin iç çelişkilerine bu şekilde Fransa'daki gibi sirayet edişi var. Şimdi küresel rahatsızlık ne? Bakalım şimdi dünyada özellikle en fazla batıya göç hareketi hızlanmış durumda. Akdeniz merkezli, işte Akdeniz'i geçmeye, Avrupa'ya ulaşma üzerinden ilerliyor. Nereden beri bu iş yürüyor? Birincil dalgayı koyalım, 2002 Afganistan'ın Amerika tarafından işgalidir, arkasından Irak'tır, daha sonra Suriye iç savaşıdır ve yine Libya'dır. Yani aslına baktığınız zaman özellikle küresel büyük kuvvetleri, kendi bölgeleri, Batı dediğimiz bölge dışında sömürgecilik ya da işgal faaliyetleri, emperyalizm faaliyetlerine giriştiği, oradaki yaşam standartlarını iyiye götüreceğim derken daha yaşanmaz hale getirdiği ülkelerden bir akın var. Yani bugün Afganistan'dan bir akın var, bugün işte Pakistan'dan akın var, Suriye'den akın var. Libya'dan Afrika'ya da kuzeyine, Akdeniz'in işte güneyine, İtalya'ya doğru, Fransa'ya doğru akın var. Fas'tan aynı şekilde İspanya'ya doğru akın var. Yani bir çatışmalı bölgelerden kaçıyor insanlar. Sudan'dan iç savaştan kaçıyor mesela. Yani bu çatışmalı iç savaş ya da dış işgal yoluyla giderek yaşanmaz hale getirmiş ülkelerin insanları batıya yönelmiş durumda. Bu bir. İki, geçmişte Batı'nın sömürgecilik faaliyetleri yürüttüğü, kaynaklarına el koyduğu, maddi olarak yoksullaştırdığı ülkelerin insanları daha iyi bir yaşam için ölümü göze alarak Akdeniz'i geçmeye çalışıyor. Binlerce insan adı bilinmeyen, kimliksiz Akdeniz'in sularında boğuldu son 10 yılda geçebilmek için Batı'ya. Şimdi o yüzden yani meseleyi sadece bir güvenlik konseptine sıkıştırıp aşırı sağın söylem tekeline bıraktığınız zaman çok büyük risk oluşur. Bunun yerine ne yapmanız lazım? Kardeşim insanlar Batı'ya niye göç etmek istiyor ve niye şimdi bu kadar hızlandı bu iş? Bak müdahaleler, emperyalist silah tekerlerinin savaş aygıtlarının Orta Doğu'ya, Afrika'ya müdahalesi, kaynak sömürüsü, geçmişteki sömürgecilik faaliyetleri sonrasında bu ülkelerin kendi kendilerine ayakta kalamayacak kadar kötü ekonomik şartlara ulaşması. Böyle bir düzenin olduğu yerde dünya nasıl istikrara kavuşur? Bunlar aynı zamanda dünyada bir yönetme krizinin işaretleridir. O yüzden bir sistem tartışmasını da işte sol, sosyalist, sosyal demokrat, demokrat kesimlerin mülteci meselesi yokmuş gibi, bu aynı zamanda bir büyük probleme dönüşmemiş gibi yok sayarak değil, gerçek nedenlerin üzerinde durarak ve aynı zamanda kendi ülkelerinde bu konuyla ilgili politikaları da eleştirerek ilerlemesi gerekir. Yani Türkiye'deki iktidarın yaptığı politika mesela eleştirilmesi gereken bir politikadır. Yani açık kapı politikasında neredeyse Batı'nın göçmen duvarı haline getirip Türkiye'yi neredeyse her gelenin yerleştiği, sayının belli olmadığı ve bunların geçici koruma statüsüne rağmen ne zaman nasıl döneceğinin hiçbir şartının konuşulmadığı, hatta bırakın onu burada yaşayacaklar diyerek artık neredeyse toplumsal olarak, demografik olarak koşulların buraya dayatıldığı bir siyasi dayatma projesiyle karşı karşıyayız. Bunu eleştirirken aşırı sağın argümanlarına, güvenlikçiliğe, ırkçılığa, işte göçmen düşmanlığına yönelmeniz gerekmiyor. Ama neticede böyle bir problem var ve kaynaklarını mutlaka tartışıp konuşmak zorundayız. Aksi takdirde işte Fransa'da ya şimdi o olan mesele güvenlik sorunları gibi gösterilen, sonra belki aşırı sağın orada bunun karşısında yükselecek olması. Bunları
önden belki görmek, sezmek ve buna göre siyasal tepkileri ve tedbirleri oluşturmak gerekiyor. Şimdi birazdan Türkiye-Suriye ilişkileri ve mültecileri soracağım ama öncesinde Türkiye ne gibi tedbirler almalı? Şimdi sağın bu konuyla ilgili yaklaşımının yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen, zararlı olduğunu söylüyorsunuz ama Türkiye ders almalı mı Fransa'daki bu meseleden ya da korkular nasıl minimize edilebilir? Çeşitli haberleştirdik biz de mesela işte Hatay'dan yükselen şeyler de var, korkular da var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın uzunca bir süredir nüfus artışına ilişkin dikkat çektiği açıklamaları var. Sınır güvenliği yine bunun içerisinde. Çünkü Birleşmiş Milletler Suriye'nin kuzeyini, Hatay sınırını, Suriye sınırını işaret ediyor, terörist çöplüğü diyor. Oradan böyle bir tehlike var. Mesela yine haberleştirdik Murat Arel ve Fatih Altay ile, onlar da ders alınması gerektiğini söylüyorlar. Hem yerel yöneticiler, hem toplum, halk, seçmen, hangi şekilde kategorize ederseniz edin, siyasiler, gazeteciler önlem alınması gerektiğini söylüyor. Peki ne yapılabilir korkulan olmasın diye? Yani sonuçta unutmamak gerekiyor. Türkiye dünyada en fazla sığınmacıyı şu anda barındıran ülke. Ve bunun dışında geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin dışında aynı zamanda yoğun bir şekilde İran sınırından, işte Afganistan, Pakistan kökenlilerinde giriş yaptıkları görülüyor. Yani farklı statüler bunlar tabii ki. Kimi kayıtlı, kimi kayıt dışı ama neticede sayının ne olduğunu kimse tam olarak ifade edemiyor. Şimdi burada kritik nokta şu, bu bir aslında iktidar sorunudur. Yani bunun adını koymak lazım. Hani muhalefet şöyle konuşsun, böyle konuşsun ötesinde. Bu sorunun bu hale gelmesi bir iktidar sorunudur. Bu iktidar buna yol açmıştır ve dahası bunu Batı ile olan ilişkilerinde, daha da özeline koyalım, Avrupa ile olan ilişkilerinde bir diplomatik, hatta işte ticari, bazen siyasi müzakerelerin parçası haline getirmiştir. İşte yeri geldiğinde açarız kapıları Edirne'den, Avrupa istediğimizi yapmazsa gibi bir koza da dönüştürülmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla aslına bakarsanız bunun bir insan hayatının bu şekilde silahlaştırılması bence hemen hemen herkesin karşı çıkması gereken bir şeydir. Önce bunu belirtelim. İkincisi, Avrupalıların niye sevindiklerini görüyorsunuz. Yani seçim sonuçlarından sonra Avrupa iktidarları, Avrupa'daki devletler çok da aslında memnuniyetsiz değil. Çünkü muhalefetin sığınmacılarla ilgili politikasının, söylemlerinin sertleşmesi ikinci tura giderken oralarda büyük rahatsızlık ve kaygı yarattı. Eyvah ne olacak? İşte Türkiye bizim için duvar rolü görüyordu, Batı'ya geçişlerin engellenmesi adına. Şimdi acaba buraya doğru kayma olur mu? Büyük bir mülteci akını buraya yönelir mi? O yüzden şimdi ne kadar işte yerlilik, millilik üzerinden politika, söylem geliştirse de iktidar, söz konusu olan mülteci politikası olduğunda Batı ile kurduğu ilişkilerde pek de böyle bir tavrın olmadığını açıkça söylemek lazım. Buna karşı iktidar sorunuysa bir başka boyutu daha var. Türkiye bir ekonomik bunalımdan geçiyor. Yani bunu herkes aynı düzeyde yaşamıyor. Ama gelir dağılımındaki adaletsizlik, hayat pahalılığındaki artışa baktığınız zaman insanlar alım güçlerinin düştüğünü günden güne, aydan aya hissediyor. Şimdi böyle bir ortamda iktidar ne yaptı? Hem seçim öncesinde hem de şimdi seçim sonrasında kısmen, işte ben bu hayat pahalılığını topluma, halka çok hissettirmemek için zamları yapıyorum. Ha, enflasyon oranını TÜİK'in açıkladığı şekilde veri alıyor. Ama neticede işte asgari ücretle, belki şimdi memur ve emekliye yapılacak zamlarda da belirli oranda artışlar yapıyor. Şimdi bunun beraberinde getirdiği bir durum var. İktidar mensupları uzun zamandır bunu ilan ediyorlar zaten. Diyorlar ki bu mültecilerin emeği olmasa Türkiye bu kadar büyüyemez. Niye? Çünkü ucuz iş gücü, kaçak iş gücü. Şimdi Türkiye'de emek maliyetleri arttıkça iktidar asgari ücretli, ortalama ücret haline gelen, neredeyse toplumun yarısından fazlasının asgari ücret ve civarında bir gelirle geçindiği bir ülkede, asgari ücretin işte 10 bin liranın üzerine çıkartıldığı koşullarda bir bakıma işte daha büyüme hevesindeki bu yapıların işte iş gücü olarak kayıt dışı, daha ucuz iş gücü olan işte göçmen emeğine daha fazla yönelmesinin de belki önünü açmış oluyor. Bu anlamıyla sadece artık bir iktidar politikası değil, tekstilden inşaata, tarıma kadar belki de farklı alanlarda
farklı sermaye kesimlerinin zaten beklentisi haline gelmiş bu ucuz iş gücü. Ve bunun kaybedilmesi gibi bir riski almak da çok istemiyorlar bu ekonomik koşullarda. Öyle olduğu için mesele sadece siyasi bir mesele de değil bakın. Aynı zamanda sınıfsal bir sömürü meselesi. Hem gelen göçmenin sömürülmesidir burada, hem aynı zamanda bu ülkenin insanlarının bak işte göçmen şu kadara çalışıyor, sen bunu kabul etmiyorsan, asgari ücretinin bir kısmını elden bana teslim etmiyorsan kapı orada diyerek onun da sosyal ekonomik şartlarının kötüye götürülmesine yol açıyor. Bu da o anlamıyla da bir sınıfsal gündemdir. Yani bu mesele doğru yerden kurularak konuşulmalı, tartışılmalı ve toplumsal anlamda iç barışın, iç huzurun devam ettirilmesi, demografik yapının dönüştürülmesi adına bu meselenin ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki zamanlarda belki programlarda tekrar döneriz bu meseleye. Şimdi ben istiyorum ki bugün içeriği konuşmayalım. İçeriği konuşalım da mülteciler başlığıyla ilgili konuşalım. Şimdi KJ'miz hocam, Türkiye-Suriye ilişkileri ve mültecilerin dönüşü. Hı hı. Mültecilerle devam edecek olursak değişen bir Orta Doğu politikası görüyoruz. Hem Suriye için hem Türkiye için. Suriye'de kendi içerisinde Arap ülkeleriyle normalleşiyor. Arap Birliği'ne katıldığı görüşmeler oluyor. 10-11-12 yıl sonra ilk defa görüşmeler oluyor. Türkiye'de de işte daha önce Katil Esed'den yavaş yavaş bir politika değişikliğiyle, belki hemen olmasa da kardeşim Esad'a doğru gidiş yapıldığını, dönüş yapıldığını görüyoruz. Mısır'la yine darbeci Sisi'yle ilişkiler büyükelçilikler nezdinde sürdürülüyor, görüşmeler oluyor. Ziyaretler oluyor, Mısır'la diplomatik ilişkileri söyledim, Ürdün'le görüşmeler oldu mültecilerin dönüşü için vesaire vesaire. Uzun karmaşık gibi görünse de normalleşiyor ülkeler Orta Doğu ile Arap ülkeleriyle, hem Suriye hem Türkiye. Biz ne zaman Suriye ile normalleşiriz ve liderler ne zaman görüşür? Mülteciler o zaman mı döner ya da kaçı döner, kaçı dönmez, kaçı gider, kaçı gitmez? Yani bu tabii tahminde bulunmak zor ama gidişata baktığımız zaman özellikle diplomatik ilişkilerin kesildiği kimi ülkelerde, özellikle Doğu Akdeniz için düşünürsek bunu, yeniden diplomatik ilişkilenme arayışında olduğunu iktidarın görüyoruz. Yani Akdeniz'deki yalnızlığı aşma yolunda bir politika değişikliği söz konusu. Bunun en açık örneği işte geçtiğimiz günlerde Mısır'la 10 yıl sonra işte karşılıklı olarak yeniden büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkilerin başlatılması, Dışişleri Bakanları nezdinde görüşmelerin yapılması. Zaten önden baktığınız zaman aslında ticari ekonomik ilişkiler kesilmediği için bunu tekstil sektörü üzerinden incelediğinizde çok net görürsünüz zaten, ya da tarım ile ilgili alanlarda. Dolayısıyla bu ilişkinin aslında bu noktaya yeniden gelebileceğinin, tamamen kopmadığının işaretleri belki ortadaydı. Şimdi burada ise Suriye ile ilişkilenme, Türkiye'nin aynı zamanda bu bahsettiğimiz göçmen sığınmacı politikası ile ilgili İki ülke arasında ancak çözüme kavuşturulması gereken bir mesele. Dolayısıyla bu iki ülke arasında hiçbir şekilde konuşmanın olmadığı, diplomatik temasın, ilişkinin olmadığı koşullarda bu işin aslında çözülmesinin çok mümkün olmadığı da görülüyor. Daha büyük bir başka zorluk var. Dünyadaki özellikle bu göç politikaları üzerine çalışan akademisyenlerin çoğunun söylediği şeydir bu. Şimdi bir yere göç eden kişi üzerinden belirli zaman geçtikten sonra orada bir düzen kurmuş oluyor. Yani belki işte bir işe giriyor, belki bir dükkan açıyor, hatta belki bir ya da iki çocuğu orada doğmuş oluyor. O yüzden de gitme şansları oluştuğunda bile gitmemeye, gitmekte direnmeye başlıyor. O yüzden bu işin ne kadar geciktirilirse o kadar zorlaşacağını görmek lazım. Yani bu iş Türkiye açısından belki de iktidar kendi yaptığı hatalarını hep muhalefet değil, ben kendi hatalarımı da kendim düzeltirim stratejisiyle ilerlediği için ekonomide de öyle bakıyor olaya, dış politikada da öyle bakıyor. Sonra bir şey yaptığı zaman da gördünüz mü bakın işte işler düzelmeye başladı diye. Bozan aynı kişiler, yani işler düzeliyor da bozanlar aynı siyasi partilerde. Dolayısıyla bu pek tartışılmıyor ama neticede sonuçta bir yeniden işte açılım diyelim, dış politikada bir tür restorasyon hamlesi diyelim görülüyor şu an Türkiye'nin seçim sonrasında, özellikle de bu sermaye girişini sağlamak adına. Unutmayalım işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne 15 Temmuz'dan sonra ne manşetler atılırdı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilere bakın. İşte bakan düzeyinde gidiliyor, Cumhurbaşkanı ilişkilerini geliştiriyor. Dolayısıyla Körfez ülkelerinde çünkü sermaye var, para çekilmesi gerekiyor, ekonomik şartlar böyle.
Şimdi bu ister istemez sermaye, para adına ne derseniz deyin, Türkiye'nin geçmişte iktidarın kavgalı olduğu ülkelerle yeniden bir barış ilişkisi kurmaya çalıştığını gösteriyor. Burada kalan belki de yegane örnek şu anda istisnai Suriye. Suriye yönetimiyle geçmişte istihbarat örgütleri aracılığıyla bir ilişkinin, diyaloğun sürdürüldüğü gibi açıklamalar vardı zaten. Ama bunun özellikle sığınmacıların geri gönderilmesi ya da Suriye'deki koşullarının da garanti altına alınmasına dayalı, teşvik edici bir modelle, takvime dayalı olarak nasıl yapılacağı konusunun iki ülke arasında üst düzeyde ancak konuşularak çözülmesi ve bunun da çok geciktirilmeden yapılması gerekiyor. Ama şunu da belirteyim, gerçekten böyle bir şeyin olması isteniyorsa tabii ki. Şimdi Suriye'nin şartları var. Diyor ki askeri, Türk askeri topraklarımızdan çekilsin diyor ve Türkiye burada bazı gruplara verdiği desteği sonlandırsın diyor. Bunu sıkça ifade etti. Bir yandan da Astana görüşmeleri yapıldı. 20. turu geçtiğimiz hafta zannedersem gerçekleştirildi. Siz bugünden yarına bir şey bekliyor musunuz? Bir görüşme bekliyor musunuz? Evet, belki diplomatik kanallarla bazı görüşmeler yapılıyor. Belki bakanlar görüşüyor, istihbarat görüşüyor ama bugünden yarına Türkiye, evet ben değiştim artık, Türk askeri oradan çekilecek ya da buna benzer somut bir takım kararlar, bir takım açıklamalar bekliyor musunuz? Yoksa daha yavaş, daha zamana yayılan bir normalleşme mi bekliyoruz? Yani şu anda bu görüşmelerde merkezi konumda olan ve Suriye iç savaşından sonra özellikle Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de etki gücünü arttıran bir Rusya faktörü dikkatten kaçmamalı ve Rusya faktörünün de şu anda kendi iç kriziyle baş başa olduğunu da yine unutmadan buraya başladığımız yere belki dönerek hatırlatmakta yarar var. Çünkü Türkiye'nin Suriye ile olan bu ilişkilerinde büyük olasılıkla bir çözüm masasının inşa edilmesi daha ziyade Rusya'nın aracılığıyla oluyor ya da olacak idi. Bu biraz geciktirir mi bundan sonraki süreci? Buna bakmak belki lazım. İkinci nokta özellikle bu gibi bir ilişkilenmede iktidarın kendi iç kamuoyuna bir kazanım sunması gerekiyor. Yani bu kazanım sunulması için de sonuçta içerideki toplumsal ya da siyasal rahatsızlığın görünür olması ya da oy kaybettirdiğini görmesi, bu meselenin daha fazla siyasette konuşulur hale gelmesi karşısında tamam ben hiçbir şey yapmıyor görüntüsü vermeyeyim, ben aslında ilişkileniyorum Suriye ile ve bu sorunun çözümü için ben diplomatik adımları hızlandırıyorum görüntüsü, imajı verme zorunlu hale gelirse ister istemez olacak. İşte şimdi göçmen karşıtlığının ikinci tur üzerinden düşünürsek nasıl bir merkezilik 14 gün içinde kazandığını seçimlerde seyrettik. Yani Zafer Partisi'nin bir anda nasıl merkezi hale geldiğini ya da bunun bir başka siyasi aktörü olan Sinan Oğan'ın işte Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda nasıl bir belirleyicinin rolü oynadığını. Bir bakıma bu söylemin sahiplenicisi parti ve liderlerin aynı anda hem iktidarda hem muhalefette kendisine söz alanı açabildiği ilginç bir dönemden de geçtik ve geçiyoruz. Bu anlamda nasıl bu destekleri sürdürmek adına iktidarla ve muhalefetle bu kendi söylemlerini, stratejilerini buralarda daha belirgin hale getirecekleri önümüzdeki günlerde belki bunlara da bakmak lazım. Sonuçta işte Kılıçdaroğlu'nun en son kendisine danışman olarak atadığı bir isim dün gündeme gelmişti. Demek ki önümüzdeki dönemde muhalefette de iktidarda da bu konu artık çok da öyle geriletilecek, gündemden düşürülecek bir konu olarak görülmüyor. Ama Suriye'ye dönük bir hamle varsa da şimdilik bizim Dışişleri Bakanları düzeyinde kamuoyu önünde bir görüşme aşamasına gelinmediği sürece çok net konuşmamız galiba mümkün değil. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Hocam Haziran'da TÜFE bir önceki aya göre 3,92 arttı diyor. Yıllık bazdaki artış %38,21 oldu. 6 aylık enflasyon %19,77 olarak gerçekleşti. Bilmiyorum önünüzde veri var mı ya da görebiliyor musunuz ya da istatistiği... Yok, henüz göremedim. Belki bir kere daha söyleyeyim, bir cümleyle ya da birkaç cümleyle yorumlamanızı isteyeyim. TÜİ'ye göre
bir önceki aya göre Haziran'da enflasyon 3,92 arttı. Yıllık bazda artış 38,21 oldu. 6 aylık artış ise 19,77 olarak gerçekleşti. Memur ve emekliye yapılacak zam oranını da etkileyecek ki 6 aylık artış. Evet. Zaten bakanlar toplantısından sonra da bunu bekleyin demişti Cumhurbaşkanı. Şimdi bunun üzerinden bir zam açıklamasının yapılacağı düşünülebilir ama yine unutmamak lazım. Dövizdeki hızlı yükseliş, yani seçim sonrasında dövizin deyim yerindeyse serbest bırakılması ve Türk lirasının değersizleşmesinin önünün açılmasıyla birlikte zaten dışa bağımlı olduğumuz hemen her konuda zam yağmuru kendisini göstermeye başladı. Dolayısıyla gerçek hayatta, gündelik hayatta hissettiğimiz enflasyonla resmi enflasyon arasında bir makas olduğunu da herhalde görmek için çok da kahin olmaya gerek yok. Dağlar kadar fark var yani veriler arasında. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın lütfen. Siz de. Sevgili seyirciler, dün bugün yarında her çarşamba olduğu gibi bugün de siyaset bilimci doçent doktor Deniz Yıldırım'ı ağırladık, dünyayı konuştuk. Rusya ile başladık, Fransa'yı ve mültecileri ve değişen Orta Doğu politikası, Suriye-Türkiye ilişkilerini konuştuk, değerlendirdik. Çok teşekkür ediyorum hocamıza ve sizlere. Zaman ayırdınız, izlediniz, takip ettiniz. Bir kere daha Kadir Hum, kutlu olsun. Kaynayan kazanlar, dualar, yeniden inşaya, birlikteliğe, güce, kuvvete, sağlığa vesile olsun. Güzel bayramlar yaşayalım. Bir daha böyle acıların olmadığı, bir daha böyle olayların yaşanmadığı, böyle afetlerin yaşanmadığı bayramlar yaşayalım ama sevdiklerimizden uzak olacağız. Sevdiklerimizi kaybettik çünkü birbirimize güç olsun bu bayramlar, birbirimize moral olsun. Yan yana, omuz omuza, el birliğiyle bugünleri de geçireceğiz, bugünleri de atlatacağız inanıyorum. Efendim, noktalıyoruz. Yarın sabah, perşembe sabahında 8.30'da yeni bir günde Hatay ve bölge için karşınızda olacağız. Hoşçakalın.